Gülbahar Hatun, 8. Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid Han'ın hanımı ve 9. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın annesidir. 1453 yılında Elbistan'da doğduğu tahmin edilmektedir. Oğlunun padişahlığını göremeden 1505 yılında Trabzon'da vefat etti. Oğlu annesi adına Trabzon'da cami, mektep, medrese, imaret, türbe gibi yapılar topluluğu olan Gülbahar Hatun Külliyesi'ni inşa ettirdi. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim Han'ın Trabzon'da bulunduğu sırada kendisini ziyaret için deniz yoluyla gelirken şiddetli bir fırtınaya tutulur. Sağ salim, karaya ayak basarsam orasını vakıf yapacağım diyerek dua eder. Nihayet doğal bir limanda karaya çıkar ve o topraklara vakıf yapar. Burası daha sonra büyük vakıf anlamına gelen Vakf-ı Kebir adıyla çağrılmaya başlanır. Ters planlı zaviyeli camiler grubuna giren Gülbahar Hatun Camii, 16. yüzyılda etrafındaki yapılarla bir külliye oluşturmaktaydı. Ancak günümüze yalnızca cami ve türbe gelebilmiştir. Kesme taşla inşa edilmiş olan cami, 5 kubbeli son cemaat yeri, büyük bir kubbeyle örtülü harim mekanı ve kuzey köşelerde birer küçük kubbeyle örtülü zaviye odalarından oluşmaktadır.